plakalar hangisi? Beton plakalarımız. Bunların hocam, içerisinde. Şimdi bunların hepsinde karbon biber, var. Karbon biber ve nano karbon siyahını birlikte kullanıldığı numunelerimiz oldu. 5 boyutlarında, 5 santim kalınlığında bir beton plaka. Elektriksel iletken tam atmıştı değil mi? Tam atmış. İşaret atmışlar. Demek ki hocam sıcaklığın artmasıyla geçirildi 2.32'ye yükselmiş. Yükseldi, evet. Yani demek ki düşük sıcaklıklarda. Doktor öğrencim Haydar Bey ile birlikte bundan yaklaşık 1,5 sene evvel doktora tez konusunu belirlemek amacıyla fikir teatisinde bulunmuştuk. Ne yapalım, hangi alanda çalışma yapalım diye. Aklımıza hava limanlarındaki tuz ve kar ve buzlanmayı önleyici kullanılan tuzun oluşturduğu zararları bertaraf etmek maksadıyla bir malzeme üzerinde yoğunlaştık. Ve bulmuş olduğumuz bu malzeme atık lastiklerin, otomobil, kamyon, traktör ve bütün bu araç lastiklerinden üretilen bir ürün olan kimya bir atık olan bir malzeme kullandık. Bu malzeme nanokarbon siyah olarak isimlendiriliyor. Ve bu malzeme atık bir malzeme. Amacımız elektriksel iletken beton üretmek. Bu beton ülkemizde henüz bilinmeyen bir beton. İlk defa bu çalışmayı birlikte gerçekleştirdik Sakarya Üniversitesi olarak. Ve oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Tekrar bunu bağlayalım. Bakalım yine yükselip. Şimdi 60 volt uyguladığımızda yaklaşık yarım saat boyunca voltaj uygulayarak şu an gördüğümüz gibi 7 ile 43 derece arasında bir sıcaklık görünüyor ki ortalama 20-21 dereceye yükselmiş. Bu incelemenin sonucunda deneysel çalışma tamamlandı. Tez aşaması tamamlandı. Yazım noktasına geldi. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çünkü ülkemizin hem ekonomik alanda bu malzemeyi değerlendirmek, havalimanlarındaki kar ve buzun oluşturacağı olumsuzlukları ortadan kaldırarak betonun servis ömrünü uzatmak, ve de bu malzemeyi ekonomik olarak değerlendirmek, atık bir malzeme olduğu için bu alanda değerlendirmiş olacağız. 60'da uygulamıştık. Yıllık yaklaşık 100 bin ton bir atık lastik malzemesi çıkıyor. Nanokarbon siyah olarak çıkıyor. Bu malzemenin ekonomik bir değeri yok aslında. Bu alanda biz bunu kullanmış olmakla hem ülke ekonomisine bir katkı sağlayacağız ve hem de atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesiyle bir birikmesini önlemiş olacağız. Ayrıca kışın soğuk havalarda donma çözüme olayı neticesinde uçakların hava trafiğinin aksamasına, seferlerin gecikmesine neden olmakta. Bu da ekonomik bir kayıp meydana getirmektedir. Diğer taraftan buzu eritmek için kullanılan tuz malzemesi zaman içerisinde betonu tahrip etmekte, hasar meydana getirmekte ve servis ömrünü kısaltmaktadır. Bu ürün öncelikli olarak havalimanlarında kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye'de ilk kez elektriksel iletken betonla üretilen havalimanlarını düşünüyoruz. Daha sonraki aşamalarda rampalar, özellikle öncelikli rampalar, karayollar, önemli karayollarında kullanılması düşünülmektedir. Ve elektrik iletkenliği sağlayan karbon fiber ve bunun yanı sıra bizim bu çalışmada özellikle bir kısmı kübik geometride, bir kısmı da burada görüldüğü üzere. Hocam, numunelerin şu yöntemle ölçtük ya elektriği. Buradan çıkan sonuçlardan elde ettiklerimizin en iyilerini kullanarak bu çalışma kar ve buz birikme önleyici açısından Türkiye'de ilk olarak ve malzeme ve karışım açısından ise dünyada ilk olarak
önerilen bir bilimsel çalışmadır. Çalışmada söz konusu olan atık malzemeni karbonfiberle birlikte kullandığımızda mekaniksel özelliklerinin de iyileşmesiyle birlikte elektriksel direncinin farklı karışımlara göre 2 ile 7 kat arasında azaldığı gözlenmiştir. Ki bu da çalışmanın amaçlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla elektriksel iletken betonlarda karbonfiber ile atık karbon siyahının birlikte kullanılması hem üretim maliyetini hem de işletme maliyetini önemli miktarda azaltmaktadır.